belediye yerel yönetimle karşı karşıyayız. Şimdi özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bunu söyleyeceğim. Tezkiyle ilgili birçok konudan bahsetti Cüneyt Bey. Belki takip ettiniz, hatırlarsınız. Ben bir açıklama yaptım. Eski genel müdürü beni aradı. Geçen hafta salı günü. Dedi ki dün itibariyle arkadaşlarımızla yardım talep etmişler çoğunda şeyleri. Ben de onlara tamam dedim. Size de bilgi veriyorum dedim bana. Yani şeyin bir dinleme ekibi var İSKİ'de. Arızanın kaçağın nerede olduğunu tespit edecek. Bu Türkiye'de bir tek İSKİ'de olan bir şey. Tabii ki daha tecrübeli muhakkak. Yani tespit edilen. Daha tecrübeli bir su ve kanalizasyon yönetimi ekibi, uzman ekipleri. Gayet normaldir. Bu yeni bir şey de değil. Daha önce de benzer şeyler olmuş. Bu tür yardımlar, yardımlaşmalar. Normaldir. Ben de bunu ifade ettim. Fakat şey dedim, ben yükseldim. Yani sonuç itibariyle binlerce devam eden bir su verememe durumunun arızası var ortada. Yani bunun için buluyorsanız bulun işte birkaç saat içerisinde. Bulamıyorsanız yardım isteyin, bulun. Ve bu işi bir günde bitirin. Yani koskoca İstanbul'da bu kadar çok insana su veriliyor. Ben İstanbul'da uzun yıllar yaşıyorum ve o zamanlar İstanbul'da bugüne kadar yani yıllarca düşündüğüm zaman böyle bir iki saatten fazla, o da bir iki kez olmuştur belki 10 yıl içerisinde. Su kesintisi olduğunu hatırlıyorum. Yani bunun dışında daha uzun süreli günlerce bazen ana isale hatları, boruları değiştiriliyor falan, buna rağmen birkaç saati aşan su kesintisi yaşanmamıştır İstanbul'da. Evet, yani şey diyorsanız Nurettin Sözen dönemi o zaman vardı. O zaman tanker de getirdiler sular. Şimdi 3 günden fazla, 4 gün buluyor kesinti. Tabii ben bu açıklamayı yapınca Sayın Başkan bana bir cevap verdi. Tuhaf bir cevap verdi, içinde çelişkileri var. Diyor ki böyle bir talepte bulunmamıştır. Sonra diyor ki İSKİ'nin bir personelinden talepte bulunmuştur diyor. Anladığım kadarıyla İSKİ'yle resmi bir şey, irtibat değil yani. Nedir bu? Teski genel müdürü, İSKİ genel müdürünü arar. Bu konuda yardım istiyoruz. Bu iş böyle olur yani, resmi iki farklı durumlar. Öyle değil de İSKİ'nin bir personelini aman müdürleriniz ve amirleriniz duymasın ama siz gelin bu işi halledin falan gibi ayartmaya çalışmışlar, anlaşılır mı? Ama tabii tecrübeli kurumsal bir yapı mutlaka amirlerine soracak, edecek, ona göre bir karar verilecek. Çünkü tek başına gelip kulağıyla dinlemiyor. Bunun özel ekipmanları var, aletleri var, İSKİ'nin bunlar. Bunları kullanacak. Bu ortaya çıkınca bu sefer işte vazgeçtiklerini söylüyoruz. Daha çağırmaktan. Siyasi istismardan bahsediyor. Kamu kuruluşu diyor Teski'ye. Bunu karalamaya çalışıyorlar diyor. Kendisi İSKİ'yi karalıyor. Eleman gönderecekti, geri çekti falan. Siyasi istismar konusu diyor. Kendisi kamu görevlisi diyor. Yani memur mu? Kendisi siyasetçi değil mi? Biz eleştirince siyasi istismar, o yapınca, söyleyince, eleştirince bu bir devlet görüşü, kamu kuruluşu görüşü falan oluyor. Kafası karışık bir yönetimle karşı karşıyayız. Yaptıkları yanlışları savunurken kamu kurumu diyoruz falan diyor. Ama eleştiri pozisyonuna, afişlemelere, bilmem nelere gelince bu sefer bir Cumhuriyet Halk Partili olarak hareket ediyor. Buna bir karar vermesini, ya deve ya kuş tercihi yapmasını veya deve kuşuysa bunu söylemesini bekliyoruz. Yani siyasetçi ise siyasetçi olarak, yok siyasetçi değilim ben, bir görevliyim, tam görevlisiyim diyorsa ona göre hareket etmesi lazım. Bir şey daha belirteceğim burada, bakın çok iyi bir soru. Orta refüjdeki bayraklamalar, siyasi propaganda malzemeleri, İstanbul girişinden itibaren, bakın burada, ya bir elektrik aydınlatma dediğinde al bayrak bir arkasında Muharrem İnce, diğerinde al bayrak ardışık olarak veya o da aynı renk tarafında al bayrak bir tarafında Muharrem İnce fotoğrafı var. Şimdi bir kere ilçe seçim kurumları bu siyasi propaganda malzemelerinin nereye asılacağını belirtiyor, ilan ediyor. Elektrik aydınlatma direkleri bu tür malzemenin asılacağı yerler değil. Tekirdağ'da da değil, başka yerlerde de değil. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde değil. Dolayısıyla onların bir kere asılması seçim kanununa göre yanlış suç bile teşkil edebilir. Bir. İkinci husus şu, çok ilginç değil mi? Muharrem İnce ile Büyükşehir Belediyesi'ninkiler
aynı dere asılmışlar, aynı malzemeden yapılmışlar, kullanmışlar. Malum ki Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin finansmanıyla çalışmıyor. Tekirdağ'daki bütün partilerden vatandaşlarımızın ödediği vergilerle faaliyet gösteriyor. Acaba Büyükşehir Belediyesi Muharrem İnce'nin afişlerini mi finanse ediyor? Yoksa Muharrem İnce Büyükşehir Belediye Başkanı'nın afişlerini mi finanse ediyor? İkisi ayrı ayrı mı ödüyorlar? Malzeme aynı, asılırken aynı yerden çıkmış gibi gözüküyor. Burada bir tuhaflık yok mu? Büyükşehir Belediyesi, tabii ki başkan ayrı siyasi figürdür, partisine çalışabilir ayrı ama belediyenin imkanlarının bir cumhurbaşkanı adayı için sadece, adaylardan birisi için kullanılması böyle bir görüntü, çok rahatsız edici bir görüntü Tekirdağ açısından. Bu seçim kanunlarına veya seçim kurullarının kararlarına da aykırı bir durum. Bayram tebrikini bayrak yapacaksa mümkün olan yerlere, yani kanunen uygun olan yerlere assın, yapsın. Ama Muharrem İnce ile fotoğraflarını kartın bir yüzüne, onu bir yüzüne onu yapıştırmak suretiyle kullanırsa, belediye imkanları eğer kullanılmışsa o konuda, o konuda da bir açıklama bekleriz kendisinden. Bu yanlıştır. Bununla ilgili bir başvuru yapıldığını da bu sefer duydum ilçe seçim kurulundan.